Değerli arkadaşlarım, videoya hoş geldiniz. Son gelişmeler, videolarımıza yapılan yorumlar. Şöyle küçük bir değerlendirme yapalım. Hem dertleşelim hem hasbihal edelim istedim. Şu anda bizim EYT'li arkadaşlarımız emekli olmaya başladılar. Benden 3-4 sene önce girenler şu anda emekli oluyorlar. Gönül isterdi ki bizler de, mesela ben 7100 gündeyim, 9 günümü doldurunca, yani arkadaşlarımdan 3-4 sene sonra geç başladıysam, 3-4 sene sonra geç emekli olarak 9000 günde emekli olayım. Ama otorite emekliliğe onay vermiyor şu anda. Sen diyor 60 yaşını bekleyeceksin diyor. Bunu da 99'daki bir kanuna dayandırıyor. 99'daki kanun o zamanlar düzeltilseydi belki bu sorunlar bu boyuta gelmeyecekti. Ama 24 sene sonra artık kökleştikten sonra çözülmeye çalışılınca bu aynı bir ağacın dallarını budamak gibi oldu. Haksızlık kökü olduğu gibi duruyor. Bizler duruyoruz. Yani bu kadar aradan sonra bu sorunların olması normal. Yani bu sorun bu kadar yıl sonra bu şekilde çözülmemesi gerekiyordu. Artık köklü bir çözüm adı üstünde sunup bütün bu insanları mağdur olmayacak şekilde bir sisteme dahil etmeleri gerekiyordu. Olmadı. Yani enteresan şekilde bu insanların arasında bu kadar çalışma farkının olacağı biline biline bu şekilde düzenlendi. Şimdi EYT'li arkadaşlarım da bize kızıyor. Hani diyorlar, siz zaten 60 yaşında emekli olacaktınız. Biz kendi hakkımızı aldık. Size ne oluyor ki? Size herhangi bir, sizinle alakalı bir durum yok diyor. İşte az önce dediğim gibi bu sorun 24 sene sonra çözülürse, kökleştikten sonra çözülürse bize de etki etmiş oluyor. Bundan sonraki nesile de etki etmiş oluyor. Bu sorunun çözümü böyle olmamalıydı. Hepimizin hamisi, vatandaş olarak devletimiz, insanlar arasında bu kadar çalışma farkının olmasına izin vermemeliydi. Şimdi önümüzde uzun bir süreç var. İşte 40'lı yaşlarda emekli edilenler, işte 5000 günlerle emekli edilenler sürekli hayatımızda arkadaşlarımız. Şimdi biz onları gördükçe bu adaletsizlik hakkımıza gelecek. Biz niye iki kat fazla çalışıyoruz? Ak saçlı olana kadar çalışıyoruz diye sürekli bir sorgulama içine gireceğiz ve bu bizi sürekli mutsuz edecek. Sabretmek, bilmiyorum, belki sabredenler olabilir bu adaletsizliği. Ben sabredemiyorum. Hak katında acaba adaletsizliğe sabretmek mi daha makbul, yoksa adaletsizliğin giderilmesine çalışmak mı daha makbul? Onu da bu videoyu izleyenlerin takdirine bırakıyorum. Bu adalet temeline dayanmayan kanun, fay hatları şehirleri nasıl ortalardan bölerek yıkıp perişan ettiyse, bu 99'daki kanun da bir fay hattı gibi sosyal hayatımıza kabus gibi çöktü, katlara, parçalara ayırdı. Şimdi otomatikman bizler sürekli bir sorgulama içindeyiz. Bizim emeğimiz niye değerli değil? Biz niye iki kat fazla çalışacağız diye sürekli sorgulama içindeyiz. Ve bu konuda da haksız değiliz. Yani son derece insani bir durum bu. Şimdi bazı yakıştıramayan arkadaşlarımız da olabilir. Benim çevremde beni tanıyanlar da yakıştıramayabilir. Hani çok dünyalık işlere düştük falan diye. Şunu ifade edeyim ki hiçbir şey manevi, uhrevi, dini ve milli konuların ve gündemin üzerine çıkamaz. Hiçbir şey onlardan daha önemli olamaz. Benim inanışıma göre imani konular bizim yaşama sebebimiz. Ama bir haksızlık karşısında sesimizi çıkartıyorsak, bu da o ulvi duygulara zarar verecek bir şey değil. O ulvi duyguların gereği olan bir durum. Yani biz haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır inancına mensup insanlarız. Neticede bunun adaletsiz, haksız bir durum olduğunu bakanlar görebilir. Yani bakanımız demişti. Çalışma Bakanımız sağ olsun. 99'da siz sigortalı değildiniz. Biz o zamanki sigortalıların mağduriyetini giderdik. Yani sizin bir mağduriyetiniz yok ki gidelim.
İşte siz bu mağduriyeti 24 sene sonra düzelttiğiniz için o 24 senede bir sürü mağduriyetler oluştu. Şimdi bunu böyle görmemeye, bilmemeye, üzerinden atlamaya, göz kapamaya falan hiç gerek yok. Yani gerçekler ortada. Lafı evirmeye, çevirmeye gerek yok. Hiç kimse böyle bir şeye rıza göstermez. Bu kadar uzun yıl insanlar arasında fark olmasına rıza göstermez. Hani bir yıl, iki yıl, üç yıl bir şeyler olur. Tamam, hani bir değişiklikler, bir reformlar olur. Ama 17 yıla varan farkla siz aynı akran insanlara, daha önceki videolarda söyledim. Ya o yaşları müsait olan insanlar vardı benim gibi o zamanlar. Niye giremedik? 90'lı yılların Türkiye'sini hatırlamıyor musunuz? Krizler, işsizlikler, 28 Şubatlar, neler neler vardı. Sürekli ekonomik krizdeydi. Sürekli işsizlik vardı. Büyük sigorta iş lükstü. Bunlar defalarca. Bazı şanslılar girdi sigortalı işlere. Bazıları giremedi. Bazıları okuyordu o dönem. Bu insanlara hadi arada da diyelim ki tembeller vardı. Çalışmadı, girmedi. Diğer giren giremeyenler ne olacak? Yani böylesine bir sigortayı başlangıç tarihini önceleyip çalışma günlerini, çalışma yıllarını arkaya atmak ne kadar adalete aykırı bir durum. Sonra 18 yaşlarında çalışma hayatına başlayacak insanlar var. Mesela çıraklıktan yetişenler hemen liseden sonra hayata başlayacak. Çocuk erken yol alacak. Onların önüne de işte nedir? 25 yıl sigortalılık süresi. İşte diyelim ki 20 kaç gün? 7 bin gün mü? 9 bin gün mü? Şu anda güncel sigorta prim günleri. Tam bilemiyorum. Onu ödeyecek. Erkenden çalışma hayatına başlayıp ondan sonra ömrünü değerlendirecek. Yok, 60 yaşı. Yani her şeyi yerine getirse, 25 yılı doldursa, prim günlerini doldursa, erkenden hayata başlamış, verimli şekilde çalışmış, en güzel yıllarını çalışma hayatına vermiş. Ondan sonra birazcık gün yüzü görecek. Yok arkadaş, 60 yaşına kadar bekleyeceksin diye bir sefer oradan tutuyor. Yapmayın Allah aşkına. Yapmayın. Bu yani dünya dediğiniz yer nedir? Bak, daha şu yaşadığım şehirde 40'lı 50'li yaşlı 50'li yaşlara varmamış kaç tane insan öldü. Yani bir şeyleri düzeltirken başkalarına haksızlık yapmayın. Bir de siyaset diyorum, ben şu andaki bu konuşmalarımda siyaset yapmıyorum. Bak, hak talep ediyorum. Milyonlarca insanın sesine ses olmaya çalışıyorum. Beni yadırgamayın, eleştirmeyin. Yani bu şekilde yapıyorum diye. Kimseye bir garezim yok. Yani partilerle de işim yok. Ve partilere de acizane şu tavsiyeyi vereceğim. %0,0 bilmem kaç partilerle görüşüp ittifaklara destekçi arıyorsunuz, ortak arıyorsunuz. Ben sizi anlamıyorum gerçekten. Tamam, bunu yapın demokrasi adına. Gidin görüşün, güçlenin. Ama ya burada hazır milyonlarca insandan oluşan bir kitle var ya. Bak, hazır şimdi dernekleşildi. Birçok arkadaşımız dernekler kurdular. Tüzel bir kişiliğe ulaştı artık bu dava. Onlarla gidin, yani diğer partileri ziyaret eder gibi bir tanesine gitseniz bile yeter. Ya siz merak etmeyin, tamam farkındayız, düzelteceğiz. Şu anda zaman yok, şey yok, hani önümüzdeki dönemde düzel. Ya size seçim garanti ya. Kaç milyon insan var burada? Bunu niye görmezden geliyorsunuz da 50-60 bin belki 100 bin kişi kazandıracak ittifakınıza? O şeylerle uğraşıyorsunuz mesela. Onu da anlamıyorum. O kadar mı sildiniz buradaki bu 2000 sonrasını? O kadar mı kötü geliyor, bet geliyor bunların talepleri size? Ben sadece şu anda hükümeti oluşturanlara değil, yani muhalefettekilere de inanamıyorum. Şöyle güçlü bir ses çıkarmadılar. Birkaç tane milletvekili konuştu. Ondan sonra bir daha arkası gelmedi. Şimdi Fatih Erbakan bir takım açıklamalar yaptı bizim lehimize. O da şimdi ittifakın içine gireceği için otomatikman onda farklı söylemleri kalmayacak. Ve o maddelerin içinde, hükümete şart koştuğu maddeler içinde bizimle ilgili bir şey de görmedim. Varsa da siz düzeltin yorumlarla. Bir arkadaşımız demiş ki son derece kibar, edepli bir dilde, ölümlü dünya, emekli olmaya uğraşmayın. Bir lokma bulup yediniz mi yanınıza kâr. Yapmayacaklar belli demiş. Evet, ama biz dünyada yaşıyoruz. Haksızlıklar bizi mutsuz ediyor. Dünyada huzurlu, mutlu ve önümüzü görebilmek için de bu haksızlıkların ortadan kaldırılması gerekiyor. Bizim mücadelemiz bu. İmani, uhrevi duygularımız, düşüncelerimiz, önceliklerimizin kesinlikle bu. Tersine bir durum değil. Hatta onlara uyan bir davranış, sergilediğimiz davranış. Ben şimdi yeni bundan sonraki videoları müjdelerle yaparız diye
umut ediyorum inşallah. Sizler de yorumlarla katkıda bulunuyorsunuz abone olarak. İşte birbirimize sahip çıkma zamanı. Konuşacağız, edeceğiz, büyüyeceğiz. Sözümüz tesir edecek boyutlara geleceğiz inşallah. Niyet hayır, akıbet hayır. İnşallah bu zor zamanlar geçirdiğimiz zamanlarda insanlar arasında huzursuzluğa sebep olacak, insanların duygularını bozacak, adaletsizlikler ortadan kalkar. Hepimiz işimize gücümüze dört elle sarılıp vazifelerimizi yerine getirip evlatlarımızı vatana millete hizmet edecek evlatlarımızı yetiştiririz. İnancımıza göre, her şeyimize göre yaşarız tertemiz. Bu konularla da bu şekilde uğraşmamış oluruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınız çok değerli. Hepsini okuyorum. Kimisine yani cevap veriyorum, veremiyorum ama hepsini takip ediyorum. Tekrar bekliyorum yorumlarınızı. Görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.